Herkese selamlar ben Melih Hoca'nız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili LGS canavarları daha önce de söylediğim gibi sınav anında yaşayacağımız bazı durumlar var. 6 tane senaryomuz var. E, dolayısıyla bunlarla ilgili size konuşacağım demiştim. E, bunları yaşarsak tabii ki de mevzu neler yaşayacağını anlatmak değil. Bizim derdimiz o değil. Mevzu bunları yaşarsan nasıl e, davranmalısın, nasıl çözüm üretebilirsin o anda bunları da konuşacağım. E, dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden hadi gel hazırsan başlayalım. Şimdi... İlk önce sınav öncesinden başlamak istiyorum. Hani böyle e, çok az kalmışken yaşayacağın e, pek çoğunuzun da yaşayacağını düşündüğüm. Çünkü insan oğlunun yani hemen hemen 99'u böyle büyük bir olayda bunu yaşar. O da nedir? Tabii ki de e, ben her şeyi unuttum. Eyvah eyvah sınava var 5 dakika ve ben her şeyi unuttum şu an şeklinde bir düşünceye kapılırsınız. Bu duygu yaşanır. Bu birinci senaryomuz. Şimdi ee, bu niye yaşanır? Çünkü beyin biliyor birazdan neler olacağını. Bunu içinde şimdilik kendini bir e, çekiyor geri çekiyor yani dolayısıyla siz beyninizi bir salın bırakın sınav anında düşünmeyin yani sınav öncesinde e, böyle bir şey yaşayacaksınız bunu da neden yaşarsın kesin arkadaşım bir şey sormuştur bir konu ortada dolaşıyordur dersle ilgili sınavla ilgili dolayısıyla bu seni bir e, strese sokar ve eyvah ben de hatırlamıyorum şeklinde bir e, darmadağın olursun dolayısıyla bunu e, yaşayabilirsiniz. Yaşama olasılığınız çok yüksek. Fakat ben sana bunun çözümünü söyleyeyim mi? Sınav başladı arkadaşlar diye gözetmen söyledi. İlk sayfayı açtın, ilk soruyu okumaya başladın. Geçmiş olsun. Hiçbir şeyi zaten daha doğrusu her şeyi unutacaksın. O sınav öncesiyle alakalı. Tüm bilgiler sana böyle derya deniz akacak. Hiç merak etme. Tüm soruları patır patır aa diyeceksin ben bunu denemede çözmüştüm. Aa ben bu 2020 LGS'den hatırlıyorum buna mezar soru vardı. Aa bu örnek soruya benziyordu gibi gibi. Bu şekilde her şey dökülecek. Hiç merak etme. Ya sen bugüne kadar binlerce soru çözdün ya. Binlerce soru çözdün. Sen artık... ...profesyonel bir... ...LGS canavarısı. Profesyonelleştin sen artık. Yani hatta bazılarınız bana... ...soru filan atıyordu. Hocam böyle bir soru yazdım. E, uygun mudur şeklinde. E, bu hale geldiniz. Dolayısıyla hiç sıkıntı yapma. Sen artık profesyonelsin. Öyle anlık duygular... ...gelir geçer. O yüzden buna takılma. Senden istediğim tek şey... ...bunu yaşayabilirsin. Yaşadığın anda da... ...buna takılma. Böyle bir şey gerçek değil diye... ...düşüneceksin. Birazdan geçecek diyeceksin. Tamam. Şimdi... E, ...ikinci senaryomuzda tabii ki de... Yine çok çok olağan bir durum. Heyecanlanma olayı gerçekleşebilir. Şu kalbiniz var böyle basınç yapacak buraya böyle pır 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 pır. Çok normal. Ee, yine burada da tabii ki de... E Çözüm önerisi olarak en önemlisi arkadaşlarınızla sınavı konuşma. Yani farklı şeylere odaklanarak kafanı dağıtmaya çalış. Tamam O heyecanını bir nebze normal seviyeye gelmese de oralara yakın seviyeye indirecektir. Dolayısıyla hiç arkadaşlarla konuşma. Kendini rahatlatmaya çalış. ya diyeceksin ki ya ben bunca zaman çalıştım. Bu kadar binlerce soru çözdüm. Melih Hoca zaten bunları söylemişti bana yaşayacağımı. Tamam bunlar olağan şeyler. Bu heyecan da güzel tatlı bir duygu. Yaşayacağız ama bu sınav bitecek bitecek. Yani 75 artı 80 dakika sonra hadi eyvallah diyeceğim. Çekip gideceğim. Ondan sonra gelsin tatil günleri. Tamam mı? Oyunlar, bilgisayarlar, tabletler havalarda uçsun. Bunları düşün. Bunlara odaklan. Sınav sonrasına odaklanabilirsin yani. Ama o anda o heyecanı yaşayabilirsin. Bunun sadece kritik bir durum olmadığını sana tekrar söylemek istiyorum. Üçüncüsü yine genel olarak yaşadığımız bir senaryo şudur. O da kal gelmesi. Bazen yani stres seviyesi o kadar yükselir ki sınav anında Özellikle de bilgi içerikli bir soruyla denk geldiysen o anda bir kal gelebilir. Ya da Türkçe'de paragraf okuyorsun. Ya okuyorsun anlamıyorsun. Okuyorsun anlamıyorsun. Ya ne oluyor hiçbir şey odaklanamıyorum yapamıyorum. Yani odaklanamama sorunu gibi bir şey karşına gelebilir. Böyle bir şey yaşayabilirsin. Kal gelmesi. Bu durumda da yani o şekilde bir durum yaşarsan bir 10-15 saniye şöyle göz kapatlarını indir kapat ve... Bir 10-15 saniye her şeyden uzaklaş. Hiçbir şey düşünme tamam mı? Gerekirse kulaklarımızı da tıkayalım. Yani hiçbir şey düşünmeden e, bunun da geçici olduğunu e, hayal etmeye çalışacağız tamam mı? E, dolayısıyla bu geriye döndüğünde şimdi 10-15 saniye bir dinlen toparlan. Beynini zihnini boşalt. Geriye döndüğünde de soruya daha yavaş bir şekilde devam et. Bir soru, iki soru böyle yavaş gidersin sonra yine hızlanırsın merak etme. Burada da soruya tekrar odaklanma noktasında sana şunu tavsiye edebilirim. Sorunun özellikle Türkçe sorularında mesela kahramanı sen misin gibi davran tamam mı? İşte orada ya da bir matematik sorusu bile olabilir. Matematikte de bunu yaşayabilirsin. Ya mesela orada bir marangoz bir şeyler mi kesip biçiyor? O marangozu sen misin gibi düşün. Bir şoför mesela yol gidiyor sonra biraz mola veriyor gibi bir soru mu var? Oradaki şoförü sen misin gibi hayal et tamam mı? Sorunun içindeki kahraman siz olun. Yavaş yavaş odaklanarak gerekirse cümle cümle okuyun. Her cümlenin altını zaten çizmemeyi bence e, alışkanlık haline getirmişsinizdir ama çiziyorsan da yani e, yavaş yavaş ilerle. Senden bunu istiyorum. Cümle noktalarda dur mesela bir soluktan o şekilde tekrar konsantrasyonunu sağlayabilirsin. O kal gelmesi de geçicidir. Hiç merak etmeyin. Yani beyin şey oluyor ya böyle bazen elektrik fazla yüklendiğinde şalterler atıyor ya sende de öyle bir şey olmuştur. Merak etme. Kaldırırsın, devam edersin. Sıkıntı yok. Bir diğer senaryomuz da şu ki maalesef bundan kaybeden de öğrencilerimiz oluyor. Nedir biliyor musun? Sen yapma diye söylüyorum bak. Hırslanmak. Fazla hırslanabiliyor öğrenci. Mesela diyor ki ya benim bütün sene İngilizce'm full geldi. Allah'ım bu İngilizce sorusunu nasıl çözemem ya? Hırslanıyor, tek tek bakıyor, bakıyor, düşünmeye çalışıyor. Ona zaman harcıyor. Ya da bir matematik sorusu. Diyor ki benim matematik 18'in altına düşmezdi. Yapacağım ben bunu, yapacağım, yapacağım. Hop zaman akıyor, 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 akıyor. Zamanı unutuveriyorsunuz. veriyorsunuz. Fazla hırs dolayısıyla sana ne yapıyor? Zarar getiriyor. Şimdi özellikle bu hırsın Sonucu biliyorsun yani zamanı unutmak ve zamanı kaybetmemiz. Ki zaman çok önemli bir şey biliyorsun bu sınavlar için. Dolayısıyla da ne yapacaksın? Ee, birincisi zaman yönetimi için hep söylüyoruz ya... ...gerekirse 4-5 soruda bir bir zamanı kontrol etmekte fayda var. Sen onu zaten daha iyi kendince ayarlarsın. Ee, onun dışında da hırslanma gibi bir durum söz konusu olursa... ...bakın sorularda atlayın. Ya da mesela yapamıyor da olabilirsin atla o soruyu. Şunu bil ki bak o anda aklına gelmeyebilir ama... Sınavda ilerleyen süreçler, hani ya o tır, turlama tırlama ne ya? <laughs> turlama yapın diyoruz ya. Turlama da o senin aklına gelecek hiç merak etme. Yapacaksın sen o soruyu. Sadece o anda birden böyle çağırınca beyinden ya şu bilgiyi ver bana dediğinde sana hemen cevap vermemiş olabilir. Hatlar meşgul olabilir o anda. Dolayısıyla biraz bekle, ilerle. Sen diğer soruları çözerken hiç merak etme beynin arka tarafında o soru aranıyor. Tamam mı? O bilgi aranıyor. Ve sen ikinci tura başladığında şak o sorunun cevabı zaten aklına gelecek. Bunu şey gibi düşün. Günlük hayatta biriyle karşılaşıyorsun. Eski tanıdıklardan. Gerçi sizin yaşınız kaç ki eski tanıdığın olsun. O ayrı da. E, ya neydi bunun adı? Böyle aklına gelecek dilimin ucunda diyorsun. Sonra akşam yatmadan önce aa onun adı Ahmet Diya diyorsun. Birden aklına geliveriyor değil mi? İşte odaklanmazsak o şeylere odaklanmadığımız anda beyin zaten onu düşünüyor diğer tarafta ve sana birden onu aklına getiriyor hiç merak etme yani beyinden daha güçlü değilsin merak etme o bilgi gelecek sana bunu da bu şekilde söylemiş olayım bir diğer senaryomuz da şu etrafa fazla odaklanma sendromumuz var yani millet çözüyor hara hurul Allah'ım ben boş bu duruyor bu bunu ne yapacağız bu boş böyle bakıyor bana bakışıyoruz ya bakışmıyorsunuz merak etme eğer ya özellikle de sorular mesela zor gelmiş olabilir ee, o anda hep diyorum ya sana öyle bir kitapçık gelmiştir ki orada birazcık daha e, karışık sorular İlk sayfalardadır mesela. Öyle de olabilir. Ee, dolayısıyla lütfen bir at gözlüğü takın. Yani hayali bir at gözlüğümüz olsun. Ve etrafla iletişimimizi koparalım. Sadece sen ve LGS kitapçı olacak tamam mı? Üç kişilik ilişki ilişki değildir biliyorsun. Bunu hep söylüyoruz yani. Dolayısıyla arana üçüncü kişiyi etraftan dahil etme. Camdan dışarı bakma. Mesela onlar falan çok tehlikeli. kapıları gidersin. Hayallere falan dalma gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Aman Allah korusun. Senden istediğim şu. Bak e, bunca zaman uğraştık çalıştık buraya getirdik. Sadece 75 artı 80 dakika boyunca her bir zerresinde her bir saniyesinde full konsantrasyon istiyorum tamam mı? Etrafta kim ne yaparsa yapsın isterse böyle kalem çevire çevire soruyu çözsün isterse amuda kalksın soruyu çözsün bizi bağlamıyor. Bizim tek derdimiz önümüzdeki kitapçıkla tamam mı? Başka hiçbir şeyle ilgilenmek yok tekrar ediyorum. Son senaryomuzda şimdi hani dedik ya o ters bir kitapçık gelebilir ya da bize öyle sorular denk gelmiştir ki üst üste zor olabilir. Şimdi bu durumda da e, özgüven düşüşü olabiliyor. Eyvah diyorsun ya ben çözemiyorum ya üst üste böyle zor soru bunu çözemedim, bunu çözemedim, e, bunu da zorlandık falan böyle bir kötü gidiyorum ya falan gibi bir e, hissiyatsa kapılabilirsin. Net söyleyeyim kapılmayın tamam mı? Yani orada kendinle mücadele et. Tamam mı? Bu çünkü hemen bir ön yargı oluşturacaksın o anda da. Eyvah çözemiyorum moduna girmiş e, girebilirsin. E, buradan hemen kendini sıyırmaya çalış. Bu söylediklerim sınav anında kulaklarında böyle çınlasın tamam mı? Şimdi e, böyle bir durum oluştuğunda dediğim gibi kendimizle mücadele edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Kendimizi telkin edeceğiz. Konuşuyoruz. En büyük psikolog herkes için kendisidir. Net başka hiç kimse sana senden daha iyi gelemez. Dolayısıyla hani ben sana sadece rehberlik yapıyorum şu an. Ee, şunu düşüneceksin. Ya ben yapamıyorsam kimse yapamıyor arkadaş. Öyle kalem oynatanlar falan herhalde resim çiziyorlar. Belki de öyle. Belki de gerçekten resim çiziyor. Nereden biliyorsun? Dolayısıyla ben yapamıyorsam kimse yapamaz. Bu sınav zor galiba. 2022'de zorlamışlar. Hay Allah. Demek ki puanlar düşecek. Ben yine kazanacağım. Çünkü ben kendimi biliyorum. Ben aylardır çalışmışım. Denemelerdeki sonuçlarım belli. Hatta onların üstüne çıkmayı bile hedefliyorum ki çıkabilirim baksana. Yani sınav zor herhalde. Herkes yapamayacak. Millet resim çiziyor. Ben yapacağım ama. Yani elimden geleni yine yapacağım. Pes etmeyeceğim. Çünkü ben pes edersem şu an kaybederim. Ben şu an özgüvenimi düşürüp işte bu sorular zor gidiyor galiba yapamayacağım diye düşünürsem kaybederim. Ben yine devam edeyim. 3 soru yapayım 3 soru olsun. Fark etmez. Yeter ki onları yapabileyim tamam mı? Yani sakın ama sakın pes etme anına gelmeyin. Oradan hemen kendinizi koparın. Kendiniz de işte bu şekilde konuşun telkin edin. Ya orada o anda sınav anında patron sensin. Bitti başka patron yok. Patron sensin. Bu sorular benden daha iyi değil. Ben onları yapabilirim. Tamam. Tek ee, hedefimiz bu olacak. O yapıyormuş, bu yapıyormuş. İşte ya olabilir, bana zor denk gelmiş. Ne yapayım ya kitapçık ben de. Böyle bir değişik bir kitapçık denk gelmiş. E tamam, e, bunu da aşacağız. Biz şimdi şunu düşüneceksin. Şurada bir ayarı yapmam gerekiyor bir sen. E, şunu düşüneceksin. Ya ben çözemiyorsam bir kere kimse çözemiyor. Şu an patron benim ve bitti nokta yani. Tamam? sen ki sen ki ya nelerle mücadele ettin aylarca nelerle mücadele ettin belki aile belki arkadaşlarla belki öğretmenlerinle kitaplarla boğuştun pek çok farklı şey yapabilecekken yapmadın hayır dedin ben ders çalışacağım dedin ders çalıştın soru çözdün binlerce soru çözdün ya ya düşünsene ayda bin soru çözsen ki biz sana haftalık hani ortalama 500 diyoruz. Oraya yaklaşmış olsan bile yeter. Ya yani haftada 500 zaten ayda 2000 yapar. 10 aydır çalışıyorsun 20.000 yapar. Onu bile geç. En azından 10.000 soru çözdün. Ya binlerce soru çözmüşken yüzlerce soru devirmişken tokatlamışken ders anında çözüldü. Sonuçta dersler anlatıldı. Geldin YouTube'dan izledin. Nelerle mücadele ettin? Ya bir sürü keyifli şey varken hayır dedin. Yeter ben bu kadar oynadım tamam dedim bıraktım ve derse geri döndün. Bunlarla filan her şeyle mücadele etmişin. Böyle bir kıytırık bir soru mu ya? Bir kıytırık soru yüzünden mi dağılacağız biz? Hayır. Bunu ben kabul etmiyorum. Dolayısıyla sen de kabul etmeyeceksin. Sakın sınav anında bu şekilde karşılaşırsan diyeceksin ki ben seni tokatlarım. Ama biraz zamanım var. Ben şöyle bir yola devam edeyim. Sonra geleceğim seni tokatlamaya diyeceksin. Geçeceksin. Tamam. Yani sakın ama sakın. İki soru olur, üç soru olur, dört soru olur. Hiç fark etmez. Hakkımız 10 netse o 10 neti alacağız oradan. Belki de sınavın ortalaması acayip düşecek. Ve o 10 net sana altın değerinde böyle... ...bütün altın tepside okulları sunacak. Nereden biliyorsun? Sınav sonrasını bilmiyorsun. Milyonlarca öğrenci var. Ya milyon en azından 1 milyon 300 bine yakın öğrenci var. Yüz binlerce. Bu kadar öğrenci arasında şu an, o anda... ...ne olduğunu sen bilemezsin ki. Tamam. Belki de sen hepsinden çok iyisin. Daha iyisin. Dolayısıyla lütfen aklına bunları getir. O anda... Unutma vazgeçersen kaybedersin. Vazgeçersen sen kaybedersin. Tamam. Biz vazgeçmeyeceğiz. Dediğim gibi senin diyeceğiz soru. Senin za zamanın var. Zamanın gelmemiş. Bir tur atıp geleceğim ben sana diyeceksin. Bu şekilde kendimizi telkin edeceğiz geçeceğiz. Hiç sıkıntı stres yok. Tamam mı? Pes etmek sınav anında yaşayabileceğimiz en kötü senaryodur. O yüzden oralara hiç bulaşmanızı istemiyorum. En son telkinimiz, en son senaryomuz da bu şekilde. Eee bu videoyu da bu şekilde paylaşalım. Yine sınav anı konuşması daha doğrusu sınavdan önceki son konuşmamızı da bir mezuniyet konuşmamızı da yapacağız. Ve seni sınava uğurlayacağız. O zaman şimdilik Melih Hocan'dan bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın diyorum.